Köşe Bucak Dünya ekibi olarak Almanya'nın 6. büyük kenti Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'tayız. Kenti gezmeye König yani Kral Caddesi'nden başlayacağız. Köşe Bucak Dünya Stuttgart'ta. Stuttgart'ta neredeyiz? Stuttgart'ta Königstrasse'deyiz. Yani Krallar Caddesi'nde, Kral Caddesi'ndeyiz. Kral Caddesi'nden başlayarak tüm Stuttgart'ı size Köşe Bucak gezdireceğiz. Bu cadde cıvıl cıvıl. Bizim İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benziyor. Kızılay'a benziyor, Ankara'daki Sakarya'ya benziyor. Ve burada da bol bol Türkler görüyoruz. Hemen başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi programımızın açılışını yapar yapmaz sizin Türkçe konuştuğunuzu duyduk ve geldik. Tabii. Evet, siz? Ben Ankaralıyım, Kırıkkale doğumluyum ama Ankara'da oturuyorum. Ya şimdi kameramanımız Ankaralı. Mihmanlarımız... Süper. Ankaralılar istila etmiş. Biraz önce de şeye benzettim burayı, Sakarya Caddesi'ne benzettim. Kızılay'a benzettim. Ankara'da, Kızılay'da, Soysal Pazarı'nın oralarda, arkalarda. Ben hep Türkiye'deyim. Daha yeni geldim buraya. İki gün önce Türkiye'den geldim. Siz şey misiniz? Ben Türkiye'de turist olarak... Ya, ben turistim. 3 sene önce de gelmiştim Dünya Şampiyonası'nın olduğu zaman. Gayet güzeldi. Bugün de ikinci gün geziyoruz. Gayet güzel bir şehir. Çok güzel. Evet, ben Münih'te oturuyorum ama yeni taşındım Münih'te. Eşim burada doğup büyüdüm. Evet, yani asıl gerçekten... Şimdi tabii doğal olarak burası çarşısı. Yani gerçekten Stuttgart'ın ki Baden-Württemberg eyaletinin başkenti sayılır. Yani en büyük şehirlerden bir tanesi ve burası atar damarı. Yani bir anlamda kalbidir burası Stuttgart'ın. Yani Stuttgart'a gelip buraları gezmemek mümkün değil. Yani. Şimdi biz geldik, buradan başladık gezmeye. Nereyi gezelim, nereyi tavsiye ediyorsun? Ne var? Bir kere baştan sonuna kadar gezmeniz lazım. Onun ardından ara sokakları daha da ilginçtir. Yani ara sokaklarında aslında bu ince nüansları bulursunuz. Tarihi dokusunu bulursunuz. Ara sokaklarda asıl Almanya'nın işte nasıl diyeyim evlerin nasıl asıl tabii ki asıl ara sokaklarındadır. Ve kesinlikle bu caddede kalmayın. Çünkü bu cadde modernliği işte zamanla birlikte tarihin bu hale gelişi aslında bu hale gelişi. Ama ara sokaklar tarihi hala barındırıyor. Yani o ağaçların, o yeşillerin arasında göreceksiniz. Tabii yani saray zaten ileride sağ tarafta. Onun ardından sanat galerileri, müzeleri var ki. Onun aralarında da eski binaları var. Eski, bakın 1950'lerden kalan evleri görürsünüz. Tabii kesinlikle aralara gireceksiniz. Daha bu tarafa ileriye gittiğiniz takdirde de öyle ama keşfetmelisiniz, aralara girersiniz. Burası gördükten sonra memlekete dönünce özleyeceğiniz bir yer. König Caddesi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki cadde araç trafiğine kapalı. Sağında solunda mağazalar, sonundaysa saraylar meydanı bulunuyor. Dilerseniz caddeyi baştan sona yürüyelim ve daha neler var birlikte görelim. Bilenleriniz bilir, büyük şehirlerde mutlaka böyle caddeler bulunur. Bu caddelerde ne olur? Malum çok güzel alışveriş merkezleri olur, çok güzel markaların satıldığı, kaliteli ürünlerin satıldığı mağazalar bulunur. Başka neler bulunur? Tabii Avrupa'da bu tür caddelerde sokak şovmenleri oluyor, sokaklarda sergiler oluyor. Biz şimdi hangilerine rastlayacağız, size hangilerini gösterebileceğiz bilmiyorum.
Şimdi meydanda bir şey daha dikkatimi çekti. Burada bazı armalar var. Ha, 900 kilometre Tunus'ta bulunan bir herhalde bir kaleyi tasvir etmişler. O enteresan. Burada 2800 kilometre uzaktaki bir cami. Kahire'deki El Hasan Camisi muhtemelen. Kahire'deki El Hasan Camisi buraya 2800 kilometre. Oo, ilginç ilginç. Mumbai'deki bir şeyden bahsediyor. 6500 kilometre Hindistan'da. Buradan devam ediyoruz. İlginçlerini size göstereceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Bu meydandaki Königsstadt meydanında yönleri gösteren bir figür yapmışlar. Onun etrafına da dünyanın çeşitli yerlerindeki önemli camilerin, kiliselerin ya da kalelerin ne kadar uzaklıkta olduğunu, bu meydana ne kadar uzaklıkta olduğunu kaydetmişler. Devam ediyoruz. Şimdi ara sokaklardan birinde bir şey gördüm. Orada bir köy, samanlık gibi bir tasvir yapmışlar. Burada yapılan müziğin de bir amacı var. Ekolojik denge bozulmasın istiyorlar. Ve biz Königstrasse'de gezimize devam ediyoruz. Caddede ilerledikçe karşımıza gösteri yapanlar, müzisyenler, ressamlar çıkıyor. Müzik çalıp dans eden gençler, resimle isminizi yazan adam, müzik grupları ve caddede keman konseri vererek hem para hem tecrübe kazanan çocuklar. Top sektiren şu adam Brezilyalı olsa gerek.
caddede bir de kitap tezgahına rastlıyoruz. Her birinin yanında biraz vakit geçirip caddede ilerlemeye devam ediyoruz. Kur'an nedir? İslam nedir? İman nedir? Serisini yazmışlar Almanca olarak ve Königstrasse'de kalabalık içinde bir tarafta biraz önce izlediğiniz görüntüler yaşanıyor. Bir tarafta da burada İslami kitaplar satılıyor, broşürler veriliyor ve İslam'a ilgi duyan Almanlar bu kitaplardan alıp okuyorlar. Evet, gördüğünüz gibi Königstrasse ilginç bir cadde. Biraz önce söylediğim gibi, biraz önceki görüntülerin yanında bunlar da yaşanıyor. Königstrasse'yi geze geze geldik. Geldik ki nereye geldik? Koskoca bir meydana geldik. Burası Saraylar Meydanı. Ve nihayetinde Stuttgart'ın en önemli meydanı ve König Caddesi'nin sonu Saraylar Meydanı'ndayız. Meydanın etrafında çeşitli dönemlerde kullanılmış saraylar bulunuyor. Ortasında Jubile Sütun anıtı ve iki havuz vardır. Sütun 30 metre yüksekliğindedir ve en üstünde bronzdan bir tanrıça heykeli bulunur. Stuttgart'ın simgesi haline gelmiş bu anıt, Kral Wilhelm tarafından yaptırılmıştır. Bahsettiğim gibi meydanın sürekli bir yerlerinde bir etkinlikler oluyor. Burada da şimdi bir müzik sesiyle gençler bir şey yapıyorlar. Zannedersem rap gösterisi. Evet. En son Türkiye'ye ne zaman? Geçen sene. Buraya gezmeye geldin Königstrasse'ye. Ben zaten burada yaşıyorum. Bir zamanlar krallar arkamda gördüğünüz sarayda yaşıyorlarmış. Şimdi girin arama motorlarına, Stuttgart yazın, görsellere bastığınız zaman karşınıza ilk çıkacak anıt ve meydan burasıdır. Buradan şehrin merkezi diyebiliriz. Yani Stuttgart'ın merkezi işte bu Saraylar, Krallar Meydanı.
ki ben Türk değilim diyor. Evet, Türk'üz. Şaka yaptım. Yani Türk müsünüz diye soruyorum, ben değilim diyor. Bu Türk diyor. Bunu Japonca söylemiyorsun. Kartta mı yaşıyorsun? Evet, şimdilik burada yaşıyorum aslında. Turist olarak geldim. 8 yıl burada yaşadım. Şimdi turist olarak geldim. Değişmiş mi? Yok, yani gideli 3 ay olmuştu. Öğretmenim ben. Öğretmenliğe geri döndüm. 5 yıl burada kaldınız. 8 yıl burada kaldım. 8 yıl, 5 yıl diyebiliyorum ben onun süresini. Yok, 8 yıl. Öyle öğretmenlik yapmadım. Anladım. Şimdi normalde hani devlet görevli olarak 5 yıl gönderiyor. Ondan sonra... Öyle değil. İstifa edip gelmiştim. Peki o zaman sizin bir değerlendirme alalım sizden. Türkiye'den bakınca Avrupa cennet. Öyle mi? Yani öyle hiç bakmamıştım. Ben bilmiyorum başkalarının bakış açısından ama cennet diye görmedim. Ben bizim orası da cennet ama bakıma ihtiyacı var. Sadece bakıma ihtiyacı var. Bizim ilgimize ihtiyacı var. Korumamıza ihtiyacı var. Öyle düşünüyorum ben. Yani öyle uzaktan imrenilecek kadar değil, bazı yönleri öyle. Yani sosyal hakları vesaire. Sosyal haklar, ondan sonra sistem oturmuş. Altyapı iyi, güzel. Ama insani değerler açısından biz daha iyiyiz gibi geliyor bana. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Annene bir el salla. Nerede anneanne? Türkiye'de. Türkiye'de nerede? İstanbul'da. İstanbul'daki anneannene bir el salla bakalım. Meydanda etrafı seyredip biraz vakit geçiriyoruz. Yürümekten ve biraz da havuzlardan şarıl şarıl akan suyun etkisiyle susuyoruz. Su alabileceğimiz iş yerleri biraz uzakta. Etrafta ülkemizde olduğu gibi su satan seyyarlar da göremiyoruz. Sonunda birisi bize yardımcı oluyor ve biraz ileride Stuttgart'ın tek sokak çeşmesinin olduğunu görüyoruz. Abi hayırdır ya? Susadım da su içiyorum ya. Ya biz Almanya'nın altın üstüne getiriyoruz, su içecek böyle bir çeşme bulamadık. Buradan içildiğini ne biliyorsun? Bu tesadüf, ben de geziyordum böyle. Öğrendim buradan su içiliyormuş. Baktım yazı da var. Herkes içiyor. Bu normalde Almanya'da dediğin gibi böyle içilen su mümkün değil. Yani ben o kadar yer gezdim, çok zor bulmak. Ama burada var. Yani bu su içilebiliyor mu? Evet, bu su içiliyor. İçebiliyor. Vallahi bakayım. Vallahi buz gibi. Şöyle pınar başındaki böyle pınar gibi soğuk. Burası gerçekten de bir sebil. Lezzeti de böyle kaynak suyu gibi lezzetli. Vallahi güzel. Yani yolunuz Stuttgart'a düşerse, Stuttgart'ta da krallar ne? Schlossplatz burası. Schlossplatz, yani o saraylar meydanına düşerse, burada bir çeşme var, unutmayın, gelin suyunuzu buradan için. Suyumuzu içtikten sonra saraylar meydanına doğru dönecekken şu caddeden bahsetmeden geçemezdim. Şimdi Allah var yani, yiğidin hakkını yiğide teslim etmek lazım. Görüyorsunuz karşıdan yol geliyor, pırıl pırıl kaldırımlar. Ve devam ediyoruz. Mesela buradan dönüyoruz. Yerler halı serilmiş gibi tertemiz. Otobüslerin, taksilerin durağının yeri belli. Bisikletlerin yeri belli. Kaldırımlar, yaya geçitleri belli. Yani bu arada da görüyorsunuz. Bal dökün yalın yani. Stuttgart Belediyesi'ni bu açıdan tebrik etmeden geçemiyorum. Darısı bizim başımıza. Evet, yani Königstrasse'de bir dükkandayım. Hediyelik eşya dükkanı. İlgimi çeken, hani burada hediyeler olabilir ama nargilenin satılıyor olması çok ilginç. Alacağım şey benim anahtarlık ve magnet. Şimdi bakacağız birazdan. Hello. Türkçe mi konuşuyorsunuz?
Nereden buraya gelen Türklerin çokluğundan mı? Türkiye'ye siz gittiniz? Ya Türkiye, ya genau. Ja, in Urlaub. In Urlaub, sehr schön in Antalya. Antalya, schwimmen, Sonne und nette Leute. Anladığım kadarıyla Almanca bilmesem de diyor ki yüzdüm diyor, deniz var diyor ve güneş diyor. Der Mann sagt es genau richtig, so war es, ja. Peki, şimdi buradan iki tane benim biriktirdiğim bir şey var. Anahtarlık ve magnet. Şimdi magneti. Beste magneti in Stadt hier. Evet. Hediyelik bir şeyler almak niyetiyle girdiğimiz iş yerinde nargile satılıyor olması ve sahibinin Türkçe konuşuyor olması ilginç. Magnet koleksiyon. Bremen magnet, Stuttgart magnet. I need... Stuttgart Çakmak und Stuttgart Adler. We need a Stuttgart K. Yes. Nargile, deutsche Leute, Leute aus Türkei, Leute aus ganzer Welt kaufen unsere Nargile, weil unsere Nargile die beste. Ja. Oh. Bekleriz, bekliyoruz. Ja. Come again, inshallah. Oh yeah, when I come to, then I come to you and visit you. My pleasure. İnşallah. Buradan ayrılıp tekrar yolumuza devam ediyoruz. Caddede insan seli nehir gibi akıp gidiyor. İnsan selinin arasına biz de karışıyoruz. Ve karşımıza daha neler çıkacak merak ediyoruz. Çok geçmeden König Caddesi'nin simgeleşmiş göstericisi Papağan Adam karşımıza çıkıyor. Yıllardır papağanıyla gösteri yapan Malkin, namı diğer Papağan Adam, caddenin vazgeçilmezlerinden. Caddeye gelen turistler özellikle onu arıyor. Oysa papağanı Habibi ile canı ne zaman isterse buraya gelip gösterisini yapıyor. Königstrasse'de bilinen bir şovmen, papağan adam. Nihayetinde ona da rastladık gezimizin sonunda. Biraz onu dinleyelim. Stuttgart'ta çok sayıda içinde Türk geçen cadde, sokak ve mahalle ismi var. Obertürkheim, Andertürkheim, Türkenstrasse gibi. Yani yukarı ve aşağı Türk evleri, Türk caddesi. Birkaçını sizler için görüntüledik. Bu arada Stuttgart ara mahallelerine girmiş olduk. O sokak senin, bu sokak benim gezerken yağmur çiselemeye başlıyor.